Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık peygamberliğini şöyle veya böyle hepimiz biliriz. Mekke'de kendi dedesinin şehri olan İsmail aleyhisselamın kurduğu Mekke'de müşrikler tarafından nasıl rahatsız edildiğini, peygamberliğinin engellendiği gibi insanca yaşamasının da zora sokulduğunu çok iyi biliriz. Sonra da hicretle beraber Medine-i Münevvere'de insanlığın son gemisi durumunda olan büyük bir İslam medeniyeti kurduğunu da biliyoruz. Değerli kardeşlerim, hepimizin neredeyse ezber bildiği ve pek çoğumuzun namazlarda Kur'an ayetleri olarak okuduğu Nasr suresine dikkatinizi çekmek istiyorum. Nasr suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ömrünün son dönemlerinde inen bir suredir. Bu sure neredeyse her Müslümanın diyeceğim kadar yaygın bir şekilde ezber bilinmektedir, okunmaktadır. Şöyle veya böyle pek çok Müslüman bunun anlamını da bilmektedir. Bugün bizim herhangi bir Kur'an ayetini bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle veya ashab-ı kiramla ilgilidir, biz sıradan Müslümanız diyerek başımızdan savacak durumda değiliz. Evet, bu Nasr suresi veya şu ya da bu ayette Allah-u Teala peygamberine hitap ederek ya da sahabeden birine hitap ederek sen, siz diyordur. Ama kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindense, kim onun peşinden gidiyorsa, kim Kur'an benim kitabımdır diyorsa, bu ayet, öbür ayet onu da ilgilendiriyordur. Kur'an-ı Kerim'de, biz 14 asır sonra geldik diye, bizi çok fazla ilgilendirmeyen ayetler bulunamaz. Böyle bir ayet yoktur. Herhangi bir sahabi, Allah ondan razı olsun, Kur'an'dan ne kadar pay aldıysa, aynı payı Allah benim önüme de, filan Müslümanın önüne de kıyamete kadar koyacaktır. Koymuştur da. Hüküm açısından böyle, istifade etme açısından böyle. Ashab-ı kirama mahsus Kur'an yoktur. Kur'an hepimizin Kur'an'ıdır. Ben bundan şu anda anlayacak bir şey çıkaramıyorum kendim için. Arapçasını bilsem de, tefsirini okusam da, bu ayet bana bir şey demiyor. Zannedemeyiz. Niye zannedemeyiz? Çünkü ayetler bizim dünya ve ahiretimizin bütününe hitap eden hükümlerdir. Sen kaç yaşındasın? 43. 43 yaşında seninle ilgili olmayabilir. 63 yaşında seninle ilgili olacaktır. Nitekim bu Nasr suresi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 63 yaşındayken indi. Şimdi sen bir fabrikada işçisin. Fabrikada işçi iken seninle ilgili değil belki. Emekli olduğunda muhakkak karşına çıkacaktır. 24 saat, 365 gün Kur'an önümüzde durması gereken bir kitaptır. Eğer hayatımızın bir bölümünde, mesela bankanın kapısında kendimizi Kur'ansız da bulunabilecek zannediyorsak, ya da düğün günü Kur'ansız olabilir zannediyorsak, veya düğün günü ya da bankanın kapısında iken Kur'an'ın bizi yalnız bıraktığını, serbestsin, şimdi serbest alandasın, benimle ilgili alanda değilsin diyebileceğini Kur'an'ın zannediyorsak, o zaman İslam'ı anlamadık demektir. Allah'ın bizden ne beklediğini anlamadık demektir.
Biz herhangi bir dakikayı Kur'ansız yaşayamayız. Evet, o dakikamızda Kur'an'ın bizden beklediği bir şey olmayabilir. Ama teyakkuzda bekle demiştir bize. O da Kur'an-ı Kerim'le bağlantımız anlamına gelmektedir.